Evet sevgili dostlar, bugün bir eczanedeyiz. Dafne Eczanesi'ndeyiz. Güzel, çok güzel bir mekanda. Tam Altınbaş Üniversitesi'nin karşısında burası. Buraya geçtiğimiz günlerde gelmiştim ve şöyle bir yakışıklı kardeşimle tanışmıştık. Fırat. Fırat'tan merhaba. Fırat, ikinci buluşmamız bugün seninle. Evet. Fırat'la buraya geldiğim zaman dedim ki ben de barkod işleri yapıyorum falan dedim. Fırat da bana şöyle bir barkod okuyucu gösterdi. Ve dedi ki yani ismini de göstermeyeyim çünkü bu ürünü de üretenler, getirenler arkadaşlarımız. Ama uygun fiyat bareminde bir üründü. Şimdi Fırat'a dönelim. Fırat, evet. Dedin ki abi ben okuyucundan çok memnunum dedin. Değil doğrudur, mi? Evet, memnunum. Ben de dedim. Daha iyisi var dediniz. Ben de dedim ki sevgili dostlar ya çok daha iyi, çok iddialı olduğum bir ürün var. Onu da birazdan göreceğiz. O da Datalogic markasının QBT 2500 modeli. Şimdi Fırat senle dedim ki getireceğim ve sen deneyeceksin bunu. Doğrudur. Sen de deneyeceksin ve birkaç tane ürünü okutacaksın. Ve diyeceksin ki abi yani ne hissedersen sen kullanıcı olarak ya gerçekten çok fark varmış mı diyeceksin. Yoksa abi okuyucu bildiğin okuyucu mu diyeceksin. Göreceğiz. İşte şimdi Desnet lezzet testindeyiz. Evet, Datalogic QBT 2500'ümüz hazır. Hemen açacağız ve Fırat'ın masasına kuracağız. Bakalım Fırat Bey beğenecek mi? Gerçekten çok iyi, çok böyle kaliteli bir okuyucuyla herhangi bir okuyucunun ne kadar farkı var? Kullanıcı açısından, kullanıcı deneyimi açısından ne kadar fark ediyor? Göreceğiz. Evet, Fırat geldi. Fırat, sen hazırsın. Okuyucu hazır. Şimdi test yapacağız. Tamam o halde, ben başlayayım. En zor barkodundan başla. En zorundan başlıyorum. Tek de okudu. En zor niye en zor, onu da görelim. Siyah tabanlı olduğu için çoğu barkod okuyucu bunu rahat okuyamaz. Tamam, güzel. Hadi. O zaman normal barkodlardan devam edelim. Ben susuyorum, sen konuşuyorsun. Tamam, ben durmuyorum o halde. Başka bir siyah tabağını da deneyeceğim. Dene. Ben malıma güveniyorum Fırat. Sen de barkodlarına güveniyorsan. Ben barkodlarıma güveniyorum. Şöyle. Evet, hiç durmuyor. İşte tabii şunu da kıyasla yani. Eski okuyucunla aynı işi yapıyorsa, yani okuması burada marifet değil. Eski okuyucuyla aynı işi yapıyorsa yine çok önemli. Şimdi bunun avantajı kablosuz rahatlıkla kullanabiliyorum. İstediğim yerden okutuyorum. Evet. Ve saniyelik okuyor. Öbür okuyucu da şöyle örnek göstereyim. Tutup şöyle uzak yakın yapabiliyordum bazen. Burada... Peki aynı, şimdi bu diğer okuyucu burada da hani logosu gözükmesin. Emeğe saygı diyelim. Aynı şeyi birkaç tane okut, bir de diğerini okut. Süre farkını bir görelim. Bakalım tamam, senin çok yoğun anda ne kadar işini, toplu bazen toplu giriş çıkışlar oluyormuş bildiğim evet. Kadarıyla. Oluyor. Hadi bakalım. Şimdi deniyorum. Önce sizin okuyucuyla. Sıradan çinko karbon pillerle testi vardı ya. Evet, biraz öyle olacak. Şimdi logo görünmüyor sanırım. Şimdi... Zaman olarak aslında çok yakın, bu da zorlamıyor evet. beni. Tamam. Bu benim zaten şimdiye kadar bildiğim en iyisiydi. Evet. Ama sizin için avantajı da yine zaman olarak bilmiyorum şimdi tam karşılaştıramıyorum. Çok kısa bir süre farkı var. Tamam. Bir kablolu kablosuz farkı kablolu, var. Kablolu kablosuz farkı var evet. Diğerinin kablosuzu var mı bilmiyorum ama sizinki kablosuz olarak çok iyi iş çıkarıyor. Tamam devam edelim şimdi okutmaya. Tamam. Zor barkodları. Zor barkod getireceğim. İstiyorsan okuyucunu da al git. Evet. Ben arkadan devam ediyorum. Peki, böyle bir eczanede kablosuz okuyucu avantaj mı? Çok büyük bir avantaj çünkü uzak raflarım var. Bazen stok sayım yapmam gerekiyor. Rafın tamamını toplayıp bilgisayara geliyorum. Burada tek tek okut hangisi yok. Öyle karşılaştırıyorum. Şimdi bundaki avantajım bilgisayar burada kalacak aynı şekilde. Rafa gidip istediğim gibi okutabileceğim. Şimdi sana elindeki okuyucuyla ilgili bir iki bilgi vereceğim. Elindeki okuyucunun şimdi sen yaklaşık 10-15 tane tetik basması yaptın. Evet. Tam 10 milyon basma, tetik basma garantisi var. Saymayacağız zaten. Say 10 milyon nefes yetmez. Ama şimdi sen 10 milyon okutmaya başlasan herhalde bir 40 yaşına falan gelmen lazım. Evet. Artı 5 yıl boyunca da garantisi var.
ve arızalandığı zaman direkt üretici datacık yenisiyle değiştiriyor. Bir başkası full şarjla 115 bin barkod okuyor. Evet, 115 bin barkod tek bir şarjla ve yaklaşık 100 saatin üzerinde barkod okuyor. Böylece de sen bir şarjla birçok okuyucunun birçok şarjına, yani bir anlamda elektrik sarfiyatı da sağlamış oluyor. Bir de düşme garantisi var, düşme dayanıklılığı var. Artı bir de sen eczanede çalışıyorsun. Evet. Bu dezenfektan işini, antibakteriyel işini çok iyi biliyorsun. Evet, kendim. Bu okuyucu antibakteriyel bir şeyle, malzemeyle temizlendiği zaman erimeyecek ve zarar görmeyecek bir plastiğe sahip. Bu da çok büyük bir avantaj çünkü pandemide gördük o dezenfektan, antibakteriyel konusunu gördük. Bu da bir de yani diyelim hani sen şimdi bu işi biliyorsun, bir de çok önem vermeyen bir müşteri olduğunu düşünelim. Şimdi düşün ki bununla para alıyorsun eline, bozuk para alıyorsun. Paralarda çok fazla bakteri var. Sonra bunu tutuyorsun, sonra telefon tutuyorsun, sonra işte çayını içiyorsun. Dolayısıyla bu cihazların bol bol silinmesi, dezenfekte edilmesi şart. Naturogen QVT 2500'de antibakteriyel hassasiyet göstermeyen, antibakteriyel silinebilen bir malzeme kullanmış. Bu da özellikleri. Beğendin mi? Çok beğendim. Şimdi biz zaten dediğiniz gibi virüs zamanında çok çok kolonya kullandık. Her tarafı temizle, elini temizle. Sürekli temizlememiz gerekiyordu. Ya o konuda dikkat edin. Ne zor zamandı be Fırat. Çok zor zamandı. Eczanelere giremiyorduk, dışarıdan ayrı. Evet. Giydiğimiz kıyafetler zaten çok zorluyordu. Hadi biraz daha okutalım. Devam edelim buradan. Siyah tabanlı bir barkod burada. Evet, okuduğumuz her şey. Şimdi orada bir tane karakodunda hata verdiği için daha faturası çekilmemiş. Evet. Onu almış. Yeni bir satış sefer açtı. Devam ediyorum. Şimdi sen oradan okut, biz de buradan. Kablosuzun kolaylığını buradan bakabiliyorum. Diğerini buraya getiremiyorum mesela. Buradan rahatlıkla stoğumu kontrol etketi edebilirim. Etiketi mi? Ya etiketi değil, diğer barkod okuyucuyu. Şimdi buradan elini evet, okutacağım. Mesela mecburen oradan buraya taşıman gerekecek. Tabii tüm rafı getiriyorum. Yukarıdan getiriyorum. Şuradan geçmen gerekecek. Evet. Yani bir de yoğunluk olsun, 3 kişi 5 kişi. Kesinlikle. Peki, şimdi benim bu ürünü sattığımı unut. Tamam. Ve gerçek, objektif görüşünü alalım. Datacık QBT 2500 ile ilgili sevgili Fırat, Daphne Eczanesi'nden Fırat gerçek yorumunu yapıyor. Tamam. Şimdi şöyle, ben daha önce farklı barkod okuyucu da kullandım. Daha önce kablosuz başka markada aldık. Onda siyah tabanlarda sorun yaşadığımız için bir iade durumu oldu. Ondan vazgeçtik, kabloyla devam ettik önceden bildiğimiz markadan. Şimdi bu markayı bilmiyordum, tanıtım oldu şimdi. Ben de biraz test ettim, öyle diyeyim, test ettim. Her taraftan okuttum, denedim. Siyah tabanda da problemim yok. Hızlı okuyor, şarj süresi uzun. Tercih etmemem için bir sebep yok. Fırat'cığım, teşekkür ediyoruz. Bu gibi cihazlar aslında eczanede ne kadar insan faktörü önemliyse de bu cihazlar da aslında elimiz kolumuz. Kesinlikle. Bu cihaza güvenmesen, güvenemesen, hata yapar, eksik okur vesaire desen burada işin belki yarı yarıya azalacak yahut da yavaşlayacak diyelim daha doğrusu. O zaman Fırat, Datacık QBT 2500'ü tavsiye eder diyor musun? Diyorum. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum kullanacağım da. Evet, Daphne Eczanesi'ne ve değerli müşterilere de teşekkür ediyoruz. Burada bir test yapmış olduk. Ve sevgili Fırat da bize yardımcı oldu. Vaktini ayırdı. Fırat teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şöyle okuyucumuzu da gösterelim. Datacık QBT 2500'ü eczanelere ve barkodlu işi olan her yere tavsiye ediyoruz. Kablosuz. Az önce özelliklerini saydık. Sitemizden girip özelliklerini tekrar okuyabilirsiniz. Birçok farkı var. Tekrar saymaya başlamayayım. Sonu gelmez. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Fırat teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.